Selam arkadaşlar, Adobe Illustrator dersinin 16. bölümüyle tekrardan birlikteyiz. Bu dersimizde altın oran nedir, altın oran şeması nasıl çizilir ve altın oran kullanılarak 6 farklı logo tasarımı çizeceğiz. Bu dersin amacı program hakimiyeti kurmak ve birçok logoyu rahat bir şekilde çizebilme yeteneğini sağlamak. İleriki aylarda logo tasarım fikri, logo tasarımda üretmek gibi dersler çektiğim zaman en azından hayalinizdeki logoyu rahat bir şekilde profesyonelce çizecek bilgiyi bu ders aracılığıyla sağlamak. Kısaca logo tasarım çizimleri yapmak için bilgi birikime sahip olmak bu dersin ana amacıdır. Derse geçmeden önce verdiğimiz emekleri görüyorsunuz. Abone olarak yorum ve beğenilerinizle destek olabilirsiniz. Uygulamaya geçmeden önce ilk 1-2 dakika altın oran hakkında bahsedeceğim. Kısaca altın oran nedir? Altın oran matematikte iki miktardan büyük olanın küçüğe oranıdır. Altın oran aynı zamanda antik çağdan bu yana sanat ve mimaride en iyi uyum ve oranları veren düzen bağlantısı olarak kabul edilmektedir. Altın oran kadim uygarlıklarının da kullandığı bir oran prensibiydi. Doğada her şey bir sayısal değere karşılık gelir. Matematiğin eski kuramcıları da doğanın işleyiş yasalarını, varoluş ve nedenlerini açıklamak için sayıları kullandılar. Buldukları kimi evrensel kodlar ise altın oran, altın sarmal, pi sayısı, Fibonacci dizilimi gibi sayıların dizilimi kalıplarıyla açıkladılar. Plastik sanatlar ve mimari doğadaki bu uyum yasalarının izinden giderek estetik olana ulaşmaya çalışırlar. Bu matematiksel kalıplar insan bedeni ideal oran hesaplamak için de kullanılmıştır. Bir oranın bir orana 1,618 olan fi sayısını dayandırır. Peki bu altın oranı kim buldu? Niye buldu kardeşim? Yani niye buldu? Nasıl buldu? Altın oranın en ünlü matematikçi olan İtalyan kökenli. Peki bu altın oran nasıl bulundu? Orta çağın en ünlü matematikçi olan İtalyan kökenli Leonardo Fibonacci birbiri arasında ardışık ilişki ve olağanüstü bir oran bulduğunu iddia etti. Evrendeki muhteşem düzenle birebir örtüşen bu sayıları keşfetmesi nedeniyle altın orana da adının ilk iki harfi olan fi sayısı denilmiştir. Biz altın oran şeması olarak bu gördüğünüz şemayı çizeceğiz. Bir şey fark ettiniz mi? Ne demiştim? Burada bir kare var değil mi? Altın oranda yanında bir kare daha var. Diyor ki kardeşim bu kare bu karenin 1,618'e oranlı bir şekilde küçültülmüş halidir. Yani kısaca hemen burada örnek yapalım. Diyelim bir kare çizdik ya. Hemen alt shift'e basıp kopyaladık. Bunu da kafamıza göre büyüttük. Diyor ki bu büyük kare bu küçük kareden ya 1,618'e büyük olacak ya da 1 bölü 618'e küçük olacak. Yani bu oran diyor. Bu orandan 1 kat, 2 kat, 3 kat küçük değil. 1,618 oranında küçük olacak. Yani o zaman bu her ikisi birbiri arasında bir altın oran değere sahip olur. Yani mesela ben şu an bunu kafama göre büyüttüm değil mi? Bu kutuyu bu kutuya göre kafama göre büyüttüm. O zaman bu altın oran değildir. Yani mantık olarak bu güzel değildir. Öyle diyorlar. Sen bunu 1,618 oranında büyütürsen işte bu her ikisi kendi arasında altın oran oluyordur. Peki nasıl oranlı bir şekilde büyüteceğiz? Adobe Illustrator'ın bu konuda güzel bir yolu var. Öncelikle Shift ve Alt'a basarak orantılı bir şekilde bir kare çiziyoruz. Daha sonra bu karenin içini boşaltalım. Kontür ile dışına bir siyah katalım. Şimdi burada kareler oluştururken bir de gördüğünüz gibi böyle bir daire var içinde böyle giden bir daire. Bunu da çizeceğiz. Bunu çizmenin farklı farklı yolları var. Hiç kafanızı karıştırmadan en basit yolunu göstereceğim. Öncelikle buradayken Ctrl C, Ctrl F diyoruz. İyi bakın. Dedikten sonra yukarıda her karenin solunda bir küçük bir nokta var. Buraya bir kere bastığınız zaman iyi bakın sadece bu alanı aşağıya doğru çekmemizi sağlıyor. Aşağı doğru çektiğiniz zaman otomatikman bu çizgiyi sağlamış oluyorsunuz. Şimdi biz bunu küçültüp döndürdüğümüz zaman otomatikman bu şema çıkacak. Bakın burada kare var. Bu şekilde ortada. Bu da aynısı. Ctrl C, Ctrl F deyin. Ctrl C, Ctrl F dediğiniz zaman üstüne kopyalıyor. Daha sonra hemen Transforms kısmına gelin. Bu kısım bende burada. Belki size üsttedir. Sıkıntı yok. Transform diye yazıyor. Burada V kısmına gelin. Bunun bu mesela kilidi açık ya. Bunu kilitleyin bu şekilde. Buraya gelin. En sağına iyi bakın. Bir slash atıyoruz. Daha sonra 1,618 yazıp enter dediğimiz zaman otomatikmen bu büyük kareyi 1,618 oranından küçülttü. Daha sonra shift'e basarak orantılı bir şekilde döndürün. Ve hemen bunu yukarı getirin. Bu şekilde nokta. Eğer size bu pembe noktalar, hizalama noktalar çıkmıyorsa Windows View'den
Burada Smart Huze ve bu her ikisinin seçili olduğuna dikkat edin. Daha sonra geldi mi? Tamamdır. Daha sonra diyeceksin abi, biz bu kutuları çoğaltmak için sürekli hep burada işlem yapacağız matematik. Hayır. Bir kere yapmamız yeterli. Daha sonra Ctrl C, Ctrl V deyip Shift'e basarak bunu bu şekilde döndürün. Hemen en aşağı indirin, bu şekilde bakın. Birleşiyor. Gördüğünüz üzere bu şekilde birleşti. Daha sonra Shift'e basın. Sol alttan yukarı doğru taşıyın ve en alttan da birleşti. Bakın hem buradan birleşti hem buradan. Otomatikmen biz bunu kopyalayıp 1,618'e bölsek de yine bu şekilde küçük bir kutu çıkacaktı. Sonra Ctrl C, Ctrl F diyoruz. Hemen bunu döndürüyorum. İyi bakın. Sol tarafa taşıyorum. Bu şekilde Shift'e basıp orantılı bir şekilde buraya doğru küçültüyorum. Daha sonra Ctrl C, Ctrl F, Shift'e basıp döndürüyorum. Bunu yukarıya doğru taşıyorum. Daha sonra Shift'e basıp küçültüyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra Ctrl C, Ctrl F, tekrardan Shift'e basıp orantılı döndürüyorum. Sol tarafa doğru çekiyorum. Sonra Shift'e basıp bu araya getiriyorum. Şimdi bu şekilde sonsuz döner. Bakın altın oran şemasını çizmiş olduk. Gördüğünüz üzere meşhur altın oran şeması bu. Bunu çizmeyi öğrendik arkadaşlar. Şimdi gelelim Twitter logosuna. Gördüğünüz üzere daireler var. Dairelerden geçen derslerde bunlara benzer logo yapmıştık. Daireleri çizmiş, daha sonra içinden böyle geçmişler. Bu her bir dairenin, mesela küçük daire var, büyük daire var ya, tıpkı kutudaki gibi her bir dairenin kendine olan oranı 1,618. Şimdi biz bu şemalarla bu şemaları yukarı doğru taşıyacağım. İyi bakın. Buradan sağ tıklayıp elipsi seçiyorum. Shift'e basıp orantılı bir şekilde büyüttü mü? Tamamdır. Şimdi bu büyüttüğüm şey orantısız olabilir. Hani 2 metre, 3 metre kaç punt olduğu önemli değil. Önemli olan bundan sonraki çizeceklerimin bu daireye olan oranıdır. Ctrl C, Ctrl F yapın. İyi bakın. Hemen buraya geliyorum. Bu V kısmına dikkat edin. Hemen yanına bir taksim atıyorum. Abi bu çizginin ismi neydi tam bilmiyorum ama bu çizgiye atıyorsunuz. 1,618 deyip Enter'a basıyorsunuz. Bakın ne oldu? Küçüldü. Daha sonra Ctrl C, Ctrl F yapıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Hemen bir bölü çizgisi. 1,618 virgül olsun, nokta değil. Enter diyorsunuz. Yine küçüldü. Tamamdır. Bakın. Altın oranımız çizildi. Şimdi dikkat edin. Hepsini seçtik ya. Shift'e basıp orantılı bir şekilde büyütsek de bunların oranı bozulmuyor. Çünkü oran neydi? Her birinin kendi arasındaki oran. Ya o yüzden orantılı bir şekilde küçültmende herhangi bir sakınca yok altın oran konusunda. İlk egzersizimizi Twitter'ın logosunu çizerek başlayacağız. Twitter logosunu buraya alalım. İyi bakın. Ben bu şemayı kopyalayacağım bir tane. Bu yedekte kalsın diğer logolar için. En üstteki daireyi alıp yukarıya doğru getiriyoruz. İyi bakın. Bu arada bunların kalınlıkları ince. Ben bunları hemen buradan kontörünü 3 yapacağım. Tamamdır. Öncelikle bu çizgiyi alıp buraya doğru getiriyorum. İyi bakın. Bir şey fark ettiniz mi? Tam uyuşmadı. He, uyuşmadığı zaman bu şekilde küçülteceğiz mi? Hayır. Niye? Sen küçültürsen bu dairenin bu daire olan oranı bozuluyor. O zaman ne yapacağız? İyi bakın. Hepsini seçeceğiz. Hemen kuşun üstüne getireceğim. Hepsini bir şekilde orantılı bir şekilde küçülteceğim. Bu şekilde ki bakın. Buraya doğru geleceğim. Küçülteceğim. Bu şekilde. Bakın az bir şey daha, bir tık daha küçülttüm mü? Tamamdır. Bakın orantılı bir şekilde küçülttüm ki diğer küçük dairelerin büyük daire oranı hep 1 bölü 618 olsun. Burada jetonun düştüğünü düşünüyorum sizde. Ortadaki daireleri sağa doğru çekiyorum. Tamamdır. Şimdi bu daireleri kopyalayıp çoğaltacağım. Ve bunun için alt tuşuna basacağım ve fareyle çekeceğim. Mesela alt tuşuna bas. Bunu al. Yukarı doğru. Bakın buraya doğru getir. Tamamdır. Ama bundan önce bu logonun kilitli olması lazım ki en azından elimiz falan deyince böyle oynamasın. Kilitlemek için objeyi seçiyoruz. Adı üstünde obje yani. Objeye geliyoruz. Lock. Select. Lock. Yani kilitliyor bunu. Sadece objeler kalıyor. Daha sonra bakın burada kuş var. Mesela bu. Buna uyuyor mu? Hayır. Uymuyor. O zaman bunun bir küçüğünü alacağız. Küçüğünü alacağız buraya. Uydu mu? Uymadı. O zaman diğer küçüğünü alacağız. Uydu mu? Bakın. Uydu. Hem de 10 numara oldu. Daha sonra bu kısma geliyoruz. Daha sonra alta basıp kopyalıyorum. Bu şekilde bakın.
şekilde tamamdır. Alta basıp buraya getiriyorum. Daha sonra alta basıp buraya geliyorum. Bu kısım için mesela sanırım burası olur. Büyüğü bir büyük. Alta basıp kopyalıyorum. Hayır, olmadı. O zaman en büyüğü. Alta basıp evet bakın en büyüğü buraya uydu. Hemen bunu buraya alalım. Tamamdır. Daha sonra kuşun kafası için bu küçüğünü alalım. Bakın bunu indirdik. Bir şey fark ettiniz mi? Mesela buralarda boşluk kaldı. Sen bunu bu şekilde sündürme. Sündürsen altın oran bozulur. Anladın mı? Demek ki bu kuşun bu kafası %100 altın oran değil bu kısmı. Demek ki adamlar bir tık böyle küçültmüş. Zaten doğada da altın oranda da hiçbir şey %100 1 bölü 618'e eşit değil. O 1 bölü 700 olur, 1 bölü 800, 1 bölü 500. Bu oran değişiyor ama mantık olarak öyle bu şekilde bir şekilde küçültmüşler. Ama biz küçültmeyeceğiz. Biz yine altın oran yapacağız. Biz çizgimizi bozmayacağız. Daha sonra alta basıp bu şekilde getiriyorum. Daha sonra alta basıp kopyalıyorum yani bu şekilde. Bakın. Daha sonra alta basıp gördüğünüz üzere. Bakın kuşumuzun çizgileri çıktı. Tıpkı buradaki gibi. Gördüğünüz üzere. Tekrardan buraya geliyoruz. Şimdi bunları nasıl çıkartacağız? Tabii ki de hepsini seçtikten sonra diğer derslerde de Sheep, Boulder, Tall. Ve daha sonra iyi bakın. Üstüne basacağız. Bu şekilde geliyoruz. Zaten üstünde artı var. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Alıyoruz. Bakın kuşumuz. Bunu da alalım böyle. Burada fazla var. Burayı kesiyorum. Buraya gelelim. Bakın küçücük böyle. İyi bakın. Burada küçücük bir şey kalmış. Hemen yukarı doğru sürükle. Tamamdır. Köşelere bakın. Temiz olsun. İyice. Bu hassas bir araç çünkü. Alt ve kontrole basıp farenin orta yuvarlığıyla zoom yapıyorum. Çıkıyorum. Tamamdır. Bu logomuz tamam. Daha sonra iyi bakın. Daha sonra hepsini seçiyorum bu şekilde. Burada bir renk atıyorum ki bunu rahat çıkartayım. Hemen alt ve shift'e basıp bakın logomuz burada çıkmıştır. Gördüğünüz üzere altın oranlı bir Twitter logosunu çizdik. Yani bu ders ana amacı mesela logo sıfırdan bir logo hayal etme, fikirleme, tasarlama değil. Bir logoyu profesyonel nasıl çizeriz bu? Neden? Çünkü ben kafanız karışmasın diye tasarım süreçlerine ileride girmek istiyorum. Bu derslerin ana amacı programları iyi kullanmak ve programlardan güzel tasarımları güzel yapmak. Güzel tasarımları çizebilmek. Şimdi Apple logosuna gelelim. Apple logosunu da biraz büyüttüm. Apple logosuna hemen objectten log diyor kilitliyorum. Hemen altın oran şemamızı alta basıp kopyalayalım. Ve bunun rengini turuncu yapalım ki belli olsun. Bunun şeması da mesela biraz büyütelim, Mesela bu orana doğru büyütsün. Shift'e basıp orantılı bir şekilde büyütsün. Mesela bir tık daha büyütelim. Tamamdır. Bu şekilde yeterli. Daha sonra bu ortadaki şemaları sağa çekelim. Kafamız karışmasın. İyi bakın. Bu köşeyi yaptık. Daha sonra bunu alıyoruz. Daha sonra bunun bir küçüğünü bu orana alıyoruz. Alta basıp kopyalayalım. Bu şekilde en alta indiriyoruz. En alta indiriyor. Ctrl Y dediğiniz zaman bu çizgilerin bitişmiş hallerini de görebilirsiniz arkadaşlar. Hafif mesela bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra Alt ve Shift'e basıp bu daireyi orantılı bir şekilde sola doğru çekiyoruz. Bu kısma. Daha sonra bu kısım içinde yine bu büyük olanı alıyoruz. Alt ve Shift'e basarak buraya doğru getiriyoruz. Bakın. Tamamdır. Biraz aşağı indirelim. Tamamdır. Daha sonra yine Alt ve Shift'e basıp bunu sağa doğru getiriyoruz. Tamamdır. Daha sonra Alt ve Shift'e basıp bunu yukarıdan. Mesela bu kısım boşluk ya. Mesela bu tam uydu mu? Burası bunun yeri mi yoksa? Bunun yeri mi? Bunun yeri sanırım. Tamamdır. Ctrl Y'ye bastığınız zaman bakın bunların
bu şekilde olmasına dikkat edin. Daha sonra bundan buraya doğru getirin. Isırılmış kısma doğru. Bu şekilde tamamdır. Bunlar için ise hemen bu şekilde şema mesela tam uyuşmadı. O yüzden büyük şema alta basıp getireceğiz. Sonra alta basıp bu şekilde birleştireceğiz. Bu şekilde mesela bu kısım kaldı. Bunun için de yine büyüğünü alacağız. Mesela bu alana büyük bir tane koyacağız. O yüzden mesela bunu ne yapacağız? Buna basalım. Shift ve Shift'e basarak büyütelim. Bu şekilde tamamdır. Bunu alıyoruz. Bunu silelim. Alta basıp bunu da buraya getirelim. Hemen burada da bir daire var. Bunu da hemen altına indirelim. Bu yukarıdaki daireyi silip o daire bu daireymiş. İyi bakın. Hepsini bu şekilde seçiyoruz daha sonra. Misal bu kısım tam uyuşmuyor. Neden biliyor musunuz? Bu tam oturmamış. Bunu tam böyle oturtacağız. Tamamdır. Mesela bakalım. Mesela bakın. Uyuştu bu şekilde. Bu sefer burası uyuşmadı. Bunu böyle bir tak sağ yapalım. Kontrol edelim. Tamamdır. Şimdi hemen bu şekilde üstünden geçiyoruz. Tamamdır. Bakın hemen rengini turuncu yapıyorum. Ve alt shift'e basıp oranlı bir şekilde bakın size Apple logosu arkadaşlar rengini yay kapalım. Bunları tekrardan iç dolgusunu kapatalım. Bakın arkadaşlar size Apple'ın logosu oldu. Orijinali bu. Bu da bizim çizdiğimiz bir logo. Kopyalayalım. Korum logosu için getirelim buraya. Hemen bunu da objekten. Tamamdır. Shift'e basıp orantılı bir şekilde küçültüyorum. Tamamdır. Bir şey fark ettiniz mi? Bunun sadece bu kısmı altın oran. Bunu sadece bu kısımları altın oran. Sadece bu kısımları altın oran. Şimdi ortalayalım. Tamamdır. Bakın bu kısım bu yuvarlak altın oran değil. Bu adam demek ki bunu adamlar altın oran yapmamış. Sadece bu kısmı yapmış. Ama sıkıntı değil. Logo bizim amacımız burada logo dersini öğrenmek. Altın oran olmasa da bunu çizeceğiz. Bu ortadakilerini delete'e basıyorum. Bunu ben shift'e basıp orantılı bir şekilde küçültüyorum. Bu hepsinin ortalı olmasına dikkat edin bütün yuvarlakların. Daha sonra sağ tıklayıp buradan lean segment tool alıyorum. Ve hemen yukarı buraya gelip buradan shift'e basıp orantılı bir şekilde sağa çekiyorum. Daha sonra Ctrl C, Ctrl F diyorum. Shift'e basıp buradan döndürüp aşağıya getiriyorum. Ama farkındaysanız bu dik değil de yana doğru. O yüzden bunu biraz döndürüyorum bu şekilde. Döndürüyorum ve getiriyorum. Tamamdır. Daha sonra bunu da buraya doğru çekiyorum. Döndürüyorum. Manuel bir şekilde buraya getiriyorum. Hafif bir şekilde döndürelim. Tamamdır. Daha sonra bunları sağa doğru çekiyorum. Bakın. Daha sonra hepsini seçiyoruz. Shape, Boulder, Tell. Mesela bunu bir kere seçiyorum. Daha sonra bir kere buna basıyorum. Seçip yukarı doğru alıyorum. Bu sıkıntılı olanları siliyorum. Bakın. Logomuz burada. Hemen bunu seçip i tuşuna basıp buraya seçiyorum. Daha sonra bunu da alıp i tuşuna basıp buraya yeşil i tuşuna basıp sarı buna da i tuşuna basıp mavi bakın korumun logosu da bu şekilde. Hemen buradan sağ tıklayıp daire şemamızı bunu aldık mı? Alt shift'e basıp
Bu şekilde tamamdır. Daha sonra her ikisini seçip alt ve shift'e basıp orantılı bir şekilde aşağı indiriyoruz. Ama bunun yönü biraz böyle eğmiş, o yüzden bu şekilde eğiyoruz. Daha sonra her ikisini seçip Ctrl C, Ctrl F deyip buradan vertikalden tersine çeviriyoruz. Shift'e basıp orantılı bir şekilde sola doğru çekiyoruz. Tamamdır. Daha sonra bu orta kısım için hemen pen tool aracıyla yine bu şekilde çizmemizi yapıyoruz. Bunun rengini, mesela bu köşeleri biraz kavisli. Bunu mesela buraya bir kere shift'e basıp buraya hafif böyle, tamamdır, yumuşak. Mesela buraya geliyoruz. Shift'e basıp bir kere, shift'e basıp bir kere, shift'e basıp bir kere, shift'e basıp bir kere buraya hafif böyle kendi içinde, tamamdır. Bana ise Volkswagen logosu. Toyota'ya geliyoruz hemen bu şekilde. Şimdi artık altın şemasını çıkarttık ya. Bu logolar zaten altın oranlı olduğu için otomatikmen üstünden geçmemizde bir problem yok. Tekrardan şemalar kullanmaya gerek yok. Varsa hızlı yapalım amacımız. Bunun içini boşaltalım. Öncelikle tamamdır. Yukarıdan basık. Tamamdır. Ctrl C, Ctrl F orantılı bir şekilde küçültüyorum. Bakın. Tamamdır. Daha sonra her ikisini seçip Ctrl C, Ctrl F diyorum. 90 dereceye döndürüyorum. Shift'e basıp orantılı bir şekilde küçültüyorum. Bunu buraya alıyorum. İyi bakın. Shift'e basıp orantılı bir şekilde küçültüyorum. Soldan sündürüyorum bu şekilde. Biraz büyütelim aşağı doğru, yukarı doğru. Tamamdır. Bu içindeki biraz daha küçültelim. Bunu silelim. Buraya gelip Ctrl C, Ctrl F diyoruz. Orantılı bir şekilde küçültüyoruz. Bunu da soldan sündür. Sağdan sündür. Yukarıdan. Tamamdır. Daha sonra bunu Ctrl C, Ctrl F diyoruz. Shift'e basıp orantılı bir şekilde Shift orantılı bir şekilde bu şekilde. Sıra bunu biraz büyütelim. Tamamdır. Arkadakini de kilitleyelim. Seçiyoruz bunları. Shape Pull der. Bakın. Hemen logomuz burada gördüğünüz üzere Toyota logomuz hazır. Zaten yazı yazmasını biliyorsunuz. Bu zaman kaybı yapmayacağım. Hemen Pepsi, bu en basiti. Select tool, tamamdır. Shift'e basıp buraya alalım. İçini boşaltalım. Tamamdır. Küçültüyorum. Ctrl C, Ctrl F diyorum. Küçültüyorum. Orantılı bir şekilde. Daha sonra Ctrl C, Ctrl F deyip bir kareden orantılı bir şekilde büyütüyorum. Buraya geliyorum. Shift'e basıp orantılı bir şekilde büyütüyorum. Shift'e basıp orantılı bir şekilde büyütüyorum. Yine bir tık daha büyütelim. Bir tık daha. Tamamdır. Daha sonra pen tool aracımızı seçip buradan bu şekilde bir kavis verelim. Tamamdır. Daha sonra buraya getirelim. Bu şekilde birleştirelim. Şimdi bu dışı zaten kontürdü her ikisi. O yüzden buna Ctrl C, Ctrl F diyorum. Sağ tıklayıp en üste alıyorum. Daha sonra burada birleştiriyorum bir kere. Shape Builder alıp alta bir kere buraya, bir kere de buraya tıkladığım zaman bakın. Buna da hemen buraya geliyorum. Yine Ctrl C, Ctrl F deyip her ikisini seçiyorum. Shape Builder'den alta basıp bu şekilde siliyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Hemen bunları buraya doğru getiriyorum. Bunun rengini kırmızı. Bunun da rengini mavi yapıyoruz. Bu alt kısım zaten daire çizelim. Sağ tıklayıp
En alta alıp rengini beyaz yaparız. Hepsinin kontörünü silelim. Bakın Pepsi logosu da bu şekilde çizilmiş oldu arkadaşlar. Kısaca 6 farklı logo tasarımı yaptık. 6 farklı teknik kullandık. Twitter ve Apple logosunda altın orana sadık kaldık. Değerlerini manuel çizdik zaten logo altın oranı olduğu için. Kısaca bu derste altın oranı öğrendik. Logo tasarımı çizmeyi öğrendik. En azından elimiz alıştı ve sizlere ödev veriyorum. Bu 6 farklı logoyu profesyonel bir şekilde çizin. Zaten logolar internette var. İndirin, çizin ve aşağıda Telegram kısmında grafik sanat var. Orada paylaşın. Ödevlerinizdeki bunu ben çizdim. En azından bakıp not verelim. Umarım dersi beğendiniz. Aklınıza bir şey takılırsa yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.